oldu? Bir ihtiyacınız mı var? Yanımda telefonum yok. Fazla uzaklaşmadan bir telefon açmak istiyorum. Maalesef Hülya Hanım'ın emirleri bu konuda çok kesin. Mümkün değil. Ama kusura bakmayın. Eğer biraz daha ısrar ederseniz ilk limanda sizi indirmek zorunda kalırım. Anlıyorum. Peki sizin telefonunuzdan bir resme bakabilir miyim? Bana vermenize gerek yok. Siz gösterseniz. Kim? Cemre Kaya Bey. Yıldırım var. Cemre Yıldırım var. Resim duman çekilmiş. Bugün haberlerde çıkmış. Magazin galiba. Alışkın ederim böyle şeyleri, biliyorsunuz mu? Ne güzel, ne işli söyledi değil mi? Ha, evet, öyle söyledi. Ben kalkayım artık, müsaadenizi isteyeyim. Güneş evde uyanırsa, beni bulamazsa korkar. Ben bakarım. Aa, yok yok yok, hayır. Ben de kalkayım o zaman. Zaten bu kadar davetsiz misafirlik yeter. İyi geldim. Vallahi iyi mi yaptım, kötü mü yaptım bilmiyorum ama... ben onu böyle bir görmek istedim. İyi yaptın. Sağ ol. Hah. İşte uzun götür beni eve kadar. Sen de vakitlice arabayı al. Rahat rahat gidin. Ne yapıyorsun oğlum? Hava alıyorum abi. İyi yapıyorsun. Şimdi eve kadar bana yol arkadaşlığı yap, tamam mı? Hadi annemle beraber eve yürüyün. Tamam abi. Sen de merak etme anne beni. Tamam, yat, gelirim ben. Tamam, sen dikkatli kullan arabayı. Tamam, hadi iyi geceler. İyi geceler. Hadi bakalım, iyi geceler. Size de mutluluklar dilerim. Tamam, şey yapma ya. Bizim Bekir götürsün sen. Taksiyle gidersin. Olur. Mutluluklar ikinize de. İkinizin de yüzü hep gülsün. Her şey için sağ ol Cemre. Ne yaptım ki? Hadi görüşürüz. Görüşürüz.
komiserim. Nerede kaldınız ya? Limanda kaldık. Nerede kalalım ya? Hülya'nın peşinde gezdik durduk. Bir şey çıktı mı? Karavana. Ne olacak böyle ya? Vallahi daha fazla bir şey yapamayız. Sonuçta bu belki altı boş bir şüphe. Elimizde de hiçbir şey yok. Uzatırsak da biz zararlı çıkarız yani. Siz de haklısınız. Neyse ya, konuşuruz bunları. Ne oldu, düğün bitti mi? Ömer o kadar ısrar etti ki bari yetişelim sonunda dedik. Yetiştiniz, yetiştiniz. Gelinle damat mekanda beni bekliyorlar zaten. Ha, iyi. Sen gelmeden gidelim o zaman. Sen de biraz da odan gel. Tamam, emriniz olur. Cemre. Dönüyor musun? Evet ya. Aklım güneşte kaldı. Tamam, o zaman beraber gidelim. Yok, yok, yok. Ben giderim. Bir şey söyleme. Ne olur. Bak, seni üzmeyi hiç istemedim. Hala da istemiyorum. Ama yani olmayacak hayallerle de kafamızı daha fazla bulandırmayalım, olur mu? Benim hayatımda tek bir gerçek var. Güneş. Bundan önce de böyleydi, bundan sonra da böyle olacak. Hayatımda kızımdan başka kimseye yer yok Ozan. Biliyorum. Benim için de senin mutluluğundan daha önemli bir şey yok. Senin yüzün gülsün bana yeter. Abi. Ha? Korkut abiler geldi. İçecek bir şey falan da yok, boş oturuyorlar. Ömer abim gelsin dedi. Tamam, geliyorum oğlum, geliyorum hadi. Tamam abi. İyi geceler. Sana da. Çok mutlu olur, tamam mı? Amin inşallah. İyi yastıklı inşallah. Eyvallah dostum, sağ ol. Ne konuştunuz Korkut komiserle? Hayırlı olsun falan diyor ya. Sen hazır mısın, tamam mısın? Ne demek tamam mısın? Ya tamam, hazırsan gidelim. Eve mi? Olur vallahi, çok yoruldum ya. Düğün günü hemen yorulmak yok mu öyle? Hmm. Ha öyle. Hmm. Şuradan şuraya arabayla mı gideceğiz? Hadi geçin. Nereye? Sürpriz. Hadi. Ne işler çeviriyorsunuz siz? Koskoca Rüya Atayci yani balayı yapmadan mı gelin olacak? Öyle mi düşünüyorsun? Hadi. Birader sen yorgunsan ben süreyim istiyorsan. Ya düğün günü ben damada şoförlük mü yaptıracağım oğlum? Sizi bırakıp dönerim işte, hadi. Hadi binin. İyi hadi. Hadi gel. Ya nereye gidiyoruz, ne yapıyoruz? Ya gidince görürsün, sürpriz diyorum ya, gel. Ay. Centilmenim benim.
Yeni ofisinin hakkını vereceğini ümit ediyorum kardeşim. Bunu merak ettiğin için gelmedim diye tahmin ediyorum. Yok. Ben bir şey bırakmak için. Nedir? Korkma canım. Bu kadar mühim bir şey değil. Bu kalem benim için çok önemli. Çekmecene koyabilir misin diyecektim. Buraya ben yerleştiğimde elimin altında olmasını isterim. Afiyet olsun. Ben eve gidiyorum. Bu adam yakışmış sana. Başın sıkıştığında ara. Sana mutlaka yardım ederim kardeşim. Atmak istedim. Kırdım. Ama atamadım. Adam öldü. Ama hala elim kolum bağlıyor. Bundan emin misin? En ufak hatırasından bile kurtulamıyorum baksana. Abinin öldüğüne emin misin? Bu ne biçim soru ya? İskender, ben bir şey yaptım. Özür dilerim. Sana söyleyecektim. Ama sen ortadan kayboldun. Ben de o yüzden... O yüzden ne yaptın Çiçek? Cemre'lere gittim. Annenin tekne kiraladığını söyleyince, sonra sen de onun denizden korktuğunu deyince ben yani... içime bir kurt düştü. Onlar da polise gitmek istediler. Bir dakika, bir dakika Çiçek, sen ne diyorsun ya, ne anlatıyorsun, ne polis? Anneni takip ettiler. Çelebi'yi o tekneyle kaçıracaklarını düşündükleri için. Niye gülüyorsun? Ne oldu şimdi? Ben yalnız değilmişim, ben ona gülüyorum. Baksana ya, kimse kabullenemiyor adamın öldüğünü. İnsanlara nasıl bir korku saldıysa, arkasında nasıl bir enkaz bıraktıysa... Kimse çıkıp da diyemiyor ki yani. Tamam, öldü. Öldü, bitti işte diyemiyor yani. İskender, ben öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Ben anneni duydum konuşurken. Yani... Tamam Çiçek, tamam, tamam, tamam bak. Ben dirisiyle başa çıkamıyordum. Tamam mı? Şimdi ölüsüyle başa çıkamıyorum. Acaba yaşıyor musuyla kesinlikle başa çıkamam, tamam mı? Benim psikolojim şu anda bunu kaldırabilecek değil yani. O yüzden lütfen. Ama size engel olmam. Yani. İsterseniz düşün peşine. Kim bilir, belki de şu kapının arkasında saklanıyordur. Çelebi bu. Belli mi olur?
İyi istirahatlar efendim. Sağ ol dostum. Hadi. Niye şaşırdın bu kadar? Yani insanların evlendikten sonra otele gelmeleri kadar normal bir şey yok ki. Hiçbir şey söylemiyorsun. Çanta falan. O zaman sürpriz olmazdı ki. Ben hallettim zaten onu Cemre'lerle. Herkesin haberi var yani. Ya ben ne bileyim çantaya ne koyulur falan diye. İşte söyledim, yaptı onlar. Yuh artık. Ne? Bütün düğün klişelerini gerçekleştiriyoruz madem. Beni kapıdan içeri yürüyerek sokmayacaksın herhalde. Tamam, nasıl diyorsan öyle olsun. Bugün sen ne istiyorsan öyle olsun. Gel. Al. Canım. Hadi hazır mısın? Kahvaltı hazır. Güneş. Gel. Gel bakalım buraya. Bir önünü ilikleyelim senin. Evet. Hadi gel. Geç bakalım. Evet. Hadi. Güzel güzel kahvaltımızı yapalım. Simit ister misin? Benimle konuşmayacak mısın? Tamam. İstemiyorsan konuşma. Ama kahvaltını yapman lazım. Sessiz sessiz kahvaltımızı yapalım. Olur mu? Olmaz böyle. En azından sütünü iç. Sana bir şey soracağım anne. Sor. İnsanın babası kötü biriyse onun öldüğüne üzülmemesi mi lazım? Çünkü ben çok üzülüyorum anne. Biliyorum sen ona kızgınsın ama. Olur mu hiç öyle şey? O senin baban. Evet, bizim aramız babanla kötüydü ama bu babanın için üzülmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Sen de üzülüyor musun? Üzülüyorum tabii. Ama hayatımıza devam etmek zorundayız. Sen okuluna gideceksin, ben işe gideceğim. Çünkü biz birlikteyiz seninle, beraberiz. Birbirimize sarılacağız. Takılan. Özledin mi okulun arkadaşlarını? Onlar da seni özlemişlerdir. Oda servisi. Aa,
Böyle jestler yapacağını bilseydim daha önce evlenme teklif ederdim. Yani sevgilim gören de bundan önce sana hiç jest yapmadım sanacak. Buyurunuz efendim şöyle kahvaltınıza. Alsın, daha sık olunca hoşuma gidiyor. Bundan sonra böyle ya, full kuş tütüyle beslemece. Alışırım bak. E alış diye yapıyorum bebeğim zaten. Ama benim de alışmak istediğim bazı noktalar var. Söyleyeyim ya. O ne demek öyle? Şöyle, yani bundan sonra bir konuda tartıştığımız zaman, yani böyle bir konuda kavga ettiğimiz zaman falan küsüp evden gitmek yok, evi terk etmek yok. Hatta küsmek diye bir şey yok. Bir şey olduğu zaman oturacağız, karşılıklı derdimizi anlaşacağız, konuşacağız, tamam mı? Bir ikincisi de lütfen bulaşık makinesine bulaşıkları ben yerleştirmek istiyorum. Sen öyle kafana göre gelişigüzel yerleştiriyorsun, pis pis çıkıyor bütün bulaşıklar, söyleyeyim sana. Allah Allah. Öyle. Tamam o zaman. Benim de sayacaklarım var. Tamam. Gurur yapmak yok. Söz veriyorum, deneyeceğim. Tamam, halledeceğiz. Tamam. Pislik yapma. Tamam, yok şaka yapıyorum ya. Başka ne var söyle. Diğeri de benim için çok önemli olan bir şey. Ben en başta da söylemiştim bunu sana. Ne olursa olsun birbirimize her şeyi anlatacağız. Karşımızdakini korumak için bile olsa. Benim artık gözümü kapatıp sana güvenmeye çok ihtiyacım var Ömer. Tamam. Tamam. Bundan sonra sen nasıl istiyorsan öyle olsun söz. Ödevlerini yaptın mı? Annemle birlikte yaptık. Okul kapısına ilk koşan bugün prenses olur. Tamam. Güneş. Baba. Güneş. Bir şey mi oldu güzelim? Öğretmenim, babam. Kimse yok Güneş'ciğim. Öğretmenim ama oradaydı. Güneş. Güneş. Güzelim, yanlış görmüşsündür. İnsanın bazen kafası karışabilir. Başka birisidir gördüğün. Hayır, babamdı. Güneş dedi bana. Güneş yapma böyle. Hayır, ben anneme gidiyorum. Şimdi okula giderim, sonra. Hayır, ben anneme gideceğim. Güneş! Güneş! Kuzum. Pek dalgınsın. Cemre. Hı? İyi misin? Güneş'te aklım. Of. Ben acaba yanlış mı yaptım söyleyerek? Hani zaten hapiste diyebiliyordu. Acaba biraz daha büyümesini mi bekleseydin? Olur mu canım öyle şey? Ya bütün gazeteler, televizyonlar bas bas bağırıyor. Çocuk ya orada duyacak ya da arkadaşları söyleyecek ki bu daha fena. Evet. Öyle ama iyi değil yani. İyi değil. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ne yapacaksın? Bekleyeceksin. Zaman işte her derdin ilacı. Toparlar çocuk. Evet. Merak etmesin. Anne! Anne! Anneciğim! Anne. Dur! Ne oldu anneciğim? Ne oldu? Anne. Ne oldu? Güneş öyle. Gördüm. Ne? Dur. Ne gördün? Babamı gördüm. Tamam. Gel kızım. Gel yavrum. Gel bir saniye. Sen şöyle bir otur benim yanıma. Uzun. Uzun su getir. Çabuk. Tamam kuzum. Ver suyu. Anne. İç bebeğim sen suyu iç. Uzun koş. Ozan'ı çağır. Hemen gelsin. Koş. Anne. Şey, Cemre iyi misin? Cemre. Anne. Dur. Sana da su getireyim. Anne.
Hadi anneciğim. Hadi oğlum selametle iyi işler. Tamam. Güle güle git. Hadi sağ ol. Abi Zemra abla çok kötü. Ne oldu oğlum? Abi dükkana gelmen lazım. Erdem, hala bir haber yok mu? En azından varmışlar mı onu bir öğrenebilsek. Tamam, sen haber alır almaz beni ara, tamam mı? Çalışıyor. Ya ben derdimi niye anlatamıyorum ya? Birini göndermeye çalışıyor işte. Delireceğim artık. Çiçek tamam. Ya ne çiçeği? Çiçek ne anlatıyorsun sen? Hiçbir şey anlamıyorum. Başım çatmıyor zaten. Ne oluyor? Mesele Çelebi olmayabilir tamam mı? Ama annem bir şeyler çeviriyor. Ciddiyim. Çiçek bırak ne çeviriyorsa çevirsin ya. Ya ne yapıyorsa yapsın en fazla ne yapabilir ki? Sen bir sakin ol. Ya tamam ben öğreneceğim ne olduysa. Tamam ben öğreneceğim ama yani bu paranoya çok fazla. Tamam Cemre biraz sakin ol tamam mı? Kendine gel bir bak bakayım bana. Görmüş. Ha? Görmüş tamam. Tamam. Tamam dur sakin ol. Güneşciğim emin misin sen? Gördüm evet. Oradaydı. Öğretmenime sordum. Hayal görmüşsündür dedi. Peki, gerçekten hayal görmediğinden emin misin? Bilmiyorum ki. Ama duydum. Güneş dedi. Anneciğim. Sonra bir baktım, orada yoktu. Anneciğim, tamam. Tamam, sen bunları düşünme. Aa bak, öğlen dolmuş, siz acıkmışsınızdır. Ben uzunla ikinize makarna yapayım. Süper. Ha? Hadi gel, sen de bana yardım edersin. Hadi. Gel yanıma, içeride makarna yap. Hadi zıpla. Hadi gel. Cemre biz de hava alalım biraz. Güneş, güneş mi? Kapının önüne çıkacağız, bir yere gitmeyeceğiz. Gel, hadi gel bir hava alalım. Alt üst oldu çocuğum. Alt üst oldu. Önce öldü dedik sonra karşısına çıktı. Çiçeğin söyledikleri. Tamam bir sakin ol Cemre. Sakin ol. Alt üst oldu çocuk. Alt üst oldu. Cemre. Yani evet çiçeğin söyledikleri doğru olabilir. Ama bak polis de takip etmiş bir şey çıkmamış. Yani ne? Hayal mi gördü? Hayır, yani böyle de bir ihtimal olabilir diye söylüyorum. En ufak bir ihtimal bile olsa. Biliyorum, biliyorum şansı bırakmazsın. Bırakmam. Biliyorum, biliyorum. Ama polise gitmemiz lazım bak. Evet. Çocuk da görmüş. Evet, evet gidelim. Tamam. Aha, gidelim. Tamam. Hadi. Tamam, Güneş'i. Tamam, hanımla kalsın beraber. Emniyetin iş. Olmaz, olmaz bırakmam. Ben benim bir an bile bırakmam Güneş'i o zaman. Sen bir araba bulabilirsen. Hemen alalım, beraber gidelim emniyete. Tamam, siz beni bekleyin. Gel, geçelim içeri. Tamam. Geçelim. Ben araba bulup geleceğim ona. Tamam. Sanki böyle her şey ilk defa çok güzel gibi değil mi? Her şeyden uzaklaşınca. Eninde sonunda döneceğiz ama ömür boyu burada kalmaya paramız yetmez. Yetse de kalamayız ki. Yani hayalini kurmak bile çok güzel ama ne yapalım? Bizim yedi kulede bir hayatımız var ve dönmek zorundayız. Olsun. Hiçbir şey düşünmeden geçireceğimiz bir haftamız var burada. Ne oldu? Ya sen bana kahvaltıda bir şeyler söyledin ya. Şimdi ben sana diyeceğim sen üzülme diye. Senin iyiliğin için falan diyeceğim. Kızacaksın. Sonra bir hafta sonra olayı öğrenince daha çok kızacaksın. Kusura bakma öyle bu durum. Ömer ne oluyor anlatır mısın?
Yani sevgilim balayımızı mahvetme gibi bir düşüncem hiç yok. Ama o gün şöyle bir olay oldu. Dün Çiçek seninle konuşmak için geldi ya. Evet. Konuşamadınız. Sonra bize geldi, bir şeyler anlattı. Çelebi'nin ölmediğinden şüpheleniyor. Sen şimdi babanı gerçekten gördün mü? Yani sadece sesini duydum. Yüzünü göremedim. Çok uzaktaydı. Tamam. O zaman sen şimdi Taner abinle dışarı çık, bizi bekle. Biz de o sırada annenle konuşalım, olur mu? Ama Cemre Hanım, karakoldasınız. Burada kimse bir şey yapamaz, merak etmeyin. Tamam. Ne diyorsunuz komiserim? Yani önceki ihbardan da hiçbir şey çıkmadı. Şu andan itibaren de ne yapabilirim bilemiyorum yani. Ama yani duymuş, gelmiş işte yani, belli ki gelmiş. Cemre Hanım, çocuğunuz babasını gördüğünden emin değil. Biz bütün gece Hülya'nın peşinde gezdik durduk, bir kahve içti, evine döndü. Limandan kalkan tek bir tekne bile olmadı. Bakın, ben sizin söylediklerinizi ciddiye alıyorum elbette. Alıyorum ama bir delile ihtiyacımız var. İhbarın gerçek olduğunu kanıtlayacak bir habere. Bu durumda ben ne yapabilirim ki? Yani Hülya'yı sorguya alsanız. Yapmayın lütfen. Nasıl alayım? Ne soracağım? Telefonla konuşmuşsunuz, yat rezervasyonu yaptırmışsınız mı diyeceğim. Cemre Hanım bakın. Güneş belli ki babasının ölümünü hazmedemiyor. Siz de çok zor günler geçirdiniz. Biliyorum, hala çok zor günler geçiriyorsunuz. Emin olun, biliyorum. Ama belki de biraz sağduyulu olmaya ihtiyacınız vardır. Hı? Tamam, evet, tamam. Uyduruyoruz zaten, hayal görüyoruz. Tamam, oldu. Okey, teşekkürler. Gel canım. Cemre, sakin ol, ne yapıyorsun? Çiçeği arıyorum. Neden? Herkes benim deli olduğunu düşünüyor. Belki o inanır. Alo Çiçek. Efendim Cemre. Okula gelmiş. Ciddi olamazsın. Bu kadar ileri gidemez. Eve gitmiş. Çiçek, elimizde bir şey yok mu? Polis bana inanmıyor. Yok tabii ki. Yani bugün Hülya'yı avukatıyla konuşurken duydum ama o bana bir şey söylemez ki. Ama belki... Peki ne? Belki İskender bize yardım edebilir. Bir denemekte fayda var. Ne olursun, ne olursun deneyelim. Polisin harekete geçmesini sağlayacak bir şeyler bulmamız lazım. Tamam. İskender! Çiçek, lütfen yine başlama. Vallahi anca toparlandım. İskender, Güneş. Güneş Çelebi'yi görmüş. Görüşürüz o zaman abi. Görüşürüz Güneş. Geç. Cemre. Ne oldu? O araba orada mıydı sabah? Evet, oradaydı. Hatta sadece sabah değil ki, hep orada o araba. Bizim emlakçı Hüsnü abinin arabası. Emin misin? Eminim. İyi. Bir ben fark etmemişim demek ki o arabayı orada. Cemre, bu kadar korkma. Bak, kendi mahallemizdeyiz, bir aradayız. Nerede olduğumuzun bir önemi var mı Ozan? Güneş'in okulu ilk sokak ötede. Orayı bulduysa burayı da bulur. Tamam, eğer bu kadar korkuyorsan... Korkuyorum.
Çok korkuyorum. Tahmininden daha fazla korkuyorum. Kimse bana inanmıyor yine. Ben inanıyorum. Cemre lütfen merak etme. İnanıyorum ben sana. Hem hiçbir yere de ayrılmıyorum. Ne demek o? Gitmeyeceğim işte hiçbir yere. Kahveden çay söylerim. Bir de sandalye atarım buraya. Askerde az nöbet beklemedim ya. Dururum burada. Merak etme. Tamam. Hadi. Geç Ozan'a, üstünü başını değiştir. Kapattın. Daha akşam olmadı ki. Canım. Çok uykum geldi. Gel buraya. Uyuyacağım birazcık. Sen de benimle uyumak ister misin? Yok. Benim uykum yok. Hı. O zaman hadi derslerini çalış. Okulu da erken bıraktım bugün. Anne ya. Hadi ne olur. Hadi ne olur. Kırma beni hadi. Söz veriyorum sana sonra çok güzel bir yemek yapacağım. Hadi. Rüya biraz yavaş mı gitsin? Pardon hızım gittim. Hayır da panik yapıyorsun. Bir tanem biraz sakinleş istersen. Delirmediğime şükret. Adama bak ya hapse attırırız kaçar. İntihar eder öldü zannederiz kaçar. Bu nasıl bir ruh hastası ya? Tamam bir öğrenelim gidelim ne oluyor ne bitiyor nedir ne değildir bir bakalım. O ne demek? Yani bu adam ölmedi mi? Bu adamın cenazesini yapmadılar mı? Ölüsünü kaldırmadılar mı? Korkut Başkomiser bu adamın ölüsünü morgda görmedi mi? İyi de Ömer bahsettiğimiz kişi Çelebi. Ya bugüne kadar neyi yapamaz dediysek yapmadı mı? Ya normal değil bu adam. Ya ruh hastası olmak başka bir şey, güç sahibi olmak başka bir şey. Nasıl yani? Yani her ruh hastası dediğin insan onun sahip olduğu olanaklara, imkanlara sahip değil ki. Yani bu adam eğer ölmediyse, hapisten kaçtıysa arkasında birisi var demektir. Yoksa oturduğu yerden bu olayların hepsini organize nasıl etsin ya? İyi de her şeyini kaybetti, parasına puluna dokunamaz ki. Ya İskender desen zaten abisinden nefret ediyor. Annesi hala arkasında mı? Böyle annelik olmaz. Olmamalı. Çocuğun hatalarını affetmek tamam ama böyle büyük bir canavar yaratmak, suçlunun arkasında durmak olmaz. Ya bir tane annelik olayında en son soracağın kişi benim yani hani bilmiyorum nasıl bir şey. Yani eğer Hülya bu kadar ileri gittiyse bu da bir çeşit hastalık olmalı. Değil mi? Evet. Başka var mı? Yok, bunlar son Hülya Hanım. Tamam, teşekkür ederim. Anne! Öldün mü? Ben de kalkıyordum zaten. İyi. İyi günler Hülya Hanım. İyi günler, teşekkür ederim. Atilla'nın ne işi var burada? Bazı muhasebe işlemleri vardı. İmza almaya gelmiş. Son zamanlarda sen hiçbir şeyle ilgilenmediğin için. Doğru, çok vakit bulamadım ben. Abinin ölümünden sonra senin kadar hızlı toparlanamadım da. Ne demek istiyorsun? Sana bir kez soracağım, bana doğruyu söyleyeceksin. Abim yaşıyor mu? Saçmalama. Çiçek söyledi. Yat kiralamışsın. Evet. Kiraladım, doğru. Hayatında bir kere bile denize gitmemiş insan sen. Şimdi kalkıp da tekne turuna mı çıkıyorsun?
kiraladım, o doğru. Ama kendim için değil. Derneğin yardım gecesi için kiraladım. O Çiçek Hanım'a söyle, bundan sonra dinlerken sonuna kadar iyi dinlesin. Güneş okulda Çelebi'yi görmüş. Bununla ilgili bir açıklamam var mı? Böyle bir şey yapmış olamazsın değil mi anne? Bu kadar ileri gitmiş olamazsın. Abimin cenazesini yaptık biz. Bana senin yüzünden dedin. Bana ölmemiş birinin vicdan azabını yaşatıyor olamazsın değil mi anne? Bunu yapmadın değil mi? Sen bir kendine gelsene İskender. Çiçek bir şeyler duymuş. Güneş okulda babasını görmüş. Bacak kadar çocuğun söylediklerine inanıyorsun. Ama annene inanmıyorsun. Karşısına geçip hesap soruyorsun bir de. Ben sana hesap falan sormuyorum. Bana bir şey söylendi. Ben sana bunu soruyorum. Sen niye şimdi bunu hesap sormak olarak anlıyorsun ki? O halde biraz da annene inanmayı denesen oğlum. Hı? Kendini avutmaya çalışmak için abini kötülemeyi bırak. Ne alakası var ya? Çok alakası var. İskender, abinin başına gelenler hep senin yüzünden. Evet, senin yüzünden hapse girdi. Senin yüzünden intihar etti. Sarnıç'taki yangından bu yana başımızdan bela hiç eksik olmadı. İskender, abin seni kurtarmak için elinden geleni yaptı. Ama sen ne yaptın? İlk fırsatta onu arkasından vurdun. Ben öyle bir şey yapmadım. Kendi yaptıklarının üstünü örtmek için ölmüş abini bile mezarından çıkarıyorsun. Daha fazla ileri gitme İskender. Eğer abin hakkında daha fazla orada burada konuşmaya kalkarsan seni ömrümün sonuna kadar affetmem. Ha Erdem, şu kaptanın numarasını yollar mısın bana? Nereden bulacağım peki ben bu adamı? Tamam. Fatma. Buyurun Hülya Hanım. Çantamla arabanın anahtarlarını verir misin bana? Tabii, hemen. İskender. Ne yaptın? Konuştun mu annemle? Anlatsana. Çelebi'nin ölümünden beni sorumlu tuttu yine. Senin ne ilgin varmış ya? Bilerek yapıyor. Ne? Bilerek yapıyor. Yoksa bir anne niye durup dururken öz evladını suçlasın? Çiçek ne diyorsun sen? Seni bu olayın dışında tutmaya çalışıyor, anlasana. Ya da böyle bir olay yok ortada. Bana inanmıyor musun? Çiçek bu sana inanmamak değil. Ya bak, sakın bu söyleyeceğimi yanlış anlama ama sen ne biliyorsun ki? Ya kim ne biliyor ki? Tamam Güneş gördüm demiş tamam ama Güneş daha çocuk. Kalkıp da yani şimdi bir çocuğun lafına inanarak bu kadar nasıl emin olabiliyoruz ki ben anlamıyorum. Ama Cemre... Tamam bak ben Cemre'ye inanmak istediğinin farkındayım. Anlıyorum, ben de inanmak istiyorum ama o da o kadar sağlıklı değil. Saçmalama. O raporlar alındı, bu konu kapandı, bitti. Tamam, deli değil. Zaten ben bunu söylemiyorum. Ama sağlıklı da değil.
Bak ben Çelebi'nin yaptıklarını inkar etmiyorum, tamam mı? Elleri kırılsın, Allah kahretsin. Keşke olmasaydı. Bak bu bambaşka bir şey. Ama bir yandan da şöyle bir şey var. Cemre'nin gözümün önünde bir sürü sinir krizi geçirdiği an var. Çiçek, ben şimdi bunları görmemiş gibi davranamam ki. Ya hatırlasana, bir gün hep beraber yemek yiyorduk. Rüyalardaydık. Bir anda masadan kalktı, bağıra çağıra koşturmaya başladı tuvalete. Beni boğuyorlar, beni boğuyorlar diye hatırlamıyor musun? Hatırlıyorum ama bütün bunlar Çelebi yüzündendi ya. Ama o zaman bilmiyorduk, şimdi öğrendik. Tamam Çiçek, tamam biliyoruz, tamam biliyoruz. Ben zaten onu söylemiyorum. Farkındayım onun yüzünden olduğunu. Ama bak benim söylemeye çalıştığım şey şu. Bu kadar ilaca maruz kalmış bir insan, bu kadar olaya maruz kalmış bir insanın psikolojisinin bir anda düzeleceğine ben inanmıyorum. Sen Cebre'ye inanmıyorsun ya. Evet Çiçek, inanmıyorum çünkü benim abimin kalbi gözümün önünde durdu. Tamam mı? Cenazesini yaptım ben onun. Şimdi biri kalkıp bana dediğinde ölmedi dediğinde ben buna bu kadar kolay inanamıyorum. Tamam mı? O insan Çelebi olsa bile mi? İyi geceler. Buyur, kime baktın? Şey, Metin Kaptan burada mı? Kime lazım? Kendisininle daha önce görüşmüştüm. Ben Hülya Kayabeyli. Söylerseniz. İzin ver gelsin. Merhaba. Merhaba. Ege. Az müsaade et. Yolcunu sormaya mı geldin? Evet. Haber alamadım kendisinden. Alamazsın. Yarı yolda dellendi. Sanki taksideymiş gibi çek sağa ineceğim demeye başladı. Nasıl yani? Telefonda karısının resmine bakmak istedi. Sonra birini gördü. Fotoğrafın ne zaman çekildiğini sordu. Sonra da ben gitmek istemiyorum dedi, vazgeçti. Siz de inmesine, gitmesine izin mi verdiniz yani? Ben kaptanım Hülya Hanım, gardiyan değil. Gitmek istemeyen birine zorla hayatımı riske atarak yurt dışına kaçıramam. Paranı soruyorsan o ayrı. Siz vazgeçtiniz, bir kuruş geri vermem. Para falan istemiyorum. Bari nerede indi, ne tarafa gitti onları söyle. Rumeli Kavağı'na yakın bir yerde kıyıya yanaştım. Orada indi. Başka da bir şey bilmiyorum.
Anne kapı çalıyor, bakmayacak mısın? Bakacağım. Bakacağım canım. Sen ye yemeğini, ben bakacağım kapıya. Kim o? Cemre benim, Rüya. İyi misin? Değilim. Hiç iyi değilim. Tamam. Korkma, halledeceğiz. Baya baya nöbet tutuyorsun yani. Ne yapayım kardeşim? Başka çare mi var ki? Peki emin mi oğlum? Çocuk görmüş mü kesin? Bilmiyorum Ömer. Yani bu şerefsizden her şey beklenir. Bilmiyorum. Ne yapacaksın peki? Bilmiyorum. Ya bilmiyorum, hiç kimsenin umurunda değilim. Yeterli kanıt olmadığı için polis de hiçbir şey yapamam diyor. Olacak şey mi bu? Böyle oturduğumuz yerden başımıza bir şey gelmesini bekleyeceğiz. Bilmiyorum, o zaman inanacaklar herhalde. Anne ben doydum. Canım benim, afiyet olsun, tamam. O zaman elini ağzını yıka, pijamalarını giy, geliyorum ben. Tamam. Belki bugün çocuğu almaya geldi. Ama başka bir şey de var mıydı acaba kafasında? Nasıl yani? Bana ne demişti hatırlıyor musun? Ne demişti? Sana güzel bir son hazırlıyorum demişti. Nerede olduğunu bilmiyorum. Ama sen hemen mahalleye git. Muhtemelen oralardadır. Of bilmiyorum, inmiş işte. O fotoğrafta ne gördü, ne oldu, neden indi bilmiyorum. Bir delilik yapmasından, bir çılgınlık yapmasından çok korkuyorum. Hemen git oraya, tamam mı? Tamam. Tamam, haberleşiriz. Tamam. Biraz havasız mı ya? Yapma, yapma, yapma. Tamam, kalsın öyle. Açma. Cemre. Ozanlar dışarıda. Biz evdeyiz. Evimizdeyiz. Ben kendimi güvende hissetmiyorum. Yani ne yap, sağa solu belli olmaz. Ne yapacağı belli olmaz onun. Nasıl yani, böyle saklanacak mısın? Perdeler kapalı, kapılar kilitli. E güneşe ne olacak? Okula göndermeyecek misin? Göndermeyeceğim gerekirse. Cemre böyle olmaz, bunun yolu bu değil. Sen bu kadar savunmasız değilsin. Ne yapabilirim ki? Sesin çıkar. Sesin çıkar. Evet ortada kanıt yok, delil yok. Ama senin yaşadığın korkuyu yaşayan binlerce kadın var. Onlar seni anlayacaktır. Ben Cemre Yıldırımlar. Hepinizin bildiği gibi uzun zamandır şiddet görmekteydim. Şiddet gördüğümü kanıtlamaya çalıştım çok uzun süre. Sonrasında eşimden boşanmaya çalıştım. En sonunda bunu başardım. Ama eski eşimden tehdit almaya başladım. Sonrasında da ölüm haberi geldi. Ama Çelebi Kayabeyli hayatta. Yani kendini ölmüş gibi gösteriyor. Bugün kızımın okuluna kadar gelmiş. Ben ne yapacağımı bilemiyorum. Hayatımdan endişe duyuyorum. Kızımı almasından, bana zarar vermesinden korkuyorum. Elimde hiçbir kanıt olmadığı için polis koruması altında da değilim. Ama yani her anımı çocuğumu kaybetme korkusuyla, ölüm korkusuyla geçiriyorum. Kendimi eve kapattım. Dışarı çıkmaya korkuyorum. Ben manşetteki bir kadın cinayeti haberi daha olmak istemiyorum.
öfkeli kocanın cinnet geçirme haberlerinden biri daha. Ben öldükten sonra sosyal medyada adıma hashtag açılmasını da istemiyorum. Öldüğümde hatırlamayın beni. Bakın şimdi buradayım. Kanlı canlı karşınızdayım. Bak kahretsin. Hepinizden yardım istiyorum. Sesimi duyan herkesten. Yanımda olmanızı istiyorum. Şimdi beraber olmazsak ne zaman beraber olacağız? Ben öldükten sonra yanımda olmayın. Ses çıkarmayın. Yaşarken yanımda olun istiyorum. Nasıl oldu sence? Çok iyiydim. Yani Cemre, sen bu zamana kadar elinden gelen her şeyi yaptın, yapıyorsun. İyi de bir işe yaramıyor. Ya bir işe yaramadın, nereden çıkarttın Cemre? Çünkü hala korkuyorum. Sen hiçbir zaman korkmadın ki. Unuttun mu verdiğin mücadeleyi? Çelebi seni korkutamadığı için kaybetti. Yani Cemre, Rüya haklı. Çelebi hala hayattaysa bile... Hayatta. Evet, hayatta ama kaçak biri olarak hayatta. Öyle bir gücü yok, eski Çelebi yok. Ben de ondan daha çok korkuyorum zaten. Artık kendini frenlemesi gereken bir durum yok. Maskesinin düşmesinden korkacağı bir durum yok. Cemre. Ne oldu oğlum, bir şey mi oldu? Birini mi gördün? Burada. Nasıl burada? Burada, orada, burada. Bakma, bak. Dur, dur, Ozan, tamam, bakma. Sakin ol Cemre, ne olacak? Bakma, kapat. Ya bırak, tamam, kapat perdeyi. Tamam. Ozan, gel. Kapat, gel. Kapat. Kapat perdeyi, kapat. Tamam. Tamam, gel bir tane oturalım şöyle. Güneş, Güneş. Pardon abi. Özür dileriz, pardon. Gece gece bela mısınız lan? Tamam, uzatma birader, hadi git buradan ya. Git, git. Bak sana bir şey söyleyeceğim, voltaj attırma bana. Söyle. Oğlum. Ya Cemre yanılıyorsa birader? Tamam, normal şeyler yaşamadık bugüne kadar. Çiçek öldü, ölmedi, onun mezarında başkası yatıyor bir şeyler. Tamam, paranoya yapmak bizim en doğal hakkımız, okey, anlıyorum ama... Yani bu Çelebi ya öldüyse birader, ha? Yani Cemre yanılıyorsa, biz bedavadan kendimize sıkıntı yapıyorsak... İnşallah dediğin gibidir Ömer ya. Ne diyeyim oğlum? Sen inanıyor musun Cemre? Bilmiyorum kardeşim. Bak ben Çelebi öldü mü ölmedi mi bilmiyorum. Ama ben Cemre'nin korkusunu biliyorum. Tanıyorum ya o korkuyu. O korkuyu onun içine işleyen zihniyeti de tanıyorum. Çelebi'nin öldüğünü düşündüğünde bile ya. Kim bilir annem neler söyledi ya kadına? Kim bilir içindeki hangi korkuyu tetikledi? Bu kadınların tek derdi yaşayan kocaları değil ki. O heriflerin gittikten sonra arkalarında bıraktığı enkaz bile mahvediyor bu kadınların hayatlarını. Böyle. Ne yapacağız peki çözümünle? Bir bilsem. Bulacağız bir yol.
Vay, kaçak. Beni kaçıracaksın. Artı bir yolcumla beraber. Ne zaman? Hemen, bu gece. Yok efendim. İş bittikten sonra bu da senin. Diğer yolcun kim? Kızım. Ne diyorsun? Peşinde polis varsa... Kimse yok. Hala beni öldü sanıyorlar. Kızımı aldıktan sonra gece sana geleceğim. Bizi hemen kaçıracaksın, tamam mı? Senden birkaç isteğim daha var. Ne? Bir araba. Gidip gelmek için. Birkaç saatliğine. Ayarlarız. Bir bidonda benzin. Çakmakla beraber. O ne işin? O benim bileceğim iş. Sen dediklerimi ayarla. Hemen. Dışarıdakileri hallettim ben abla. Aferin. Ellerine sağlık. Hadi al bakalım. Bunlar da senin. Kemal Paşa da koydu. Yani kalmamıştı, müşteriye yok dedin. Demek ki bitmemiş. Bana mı sakladın yoksa? Topla o suratını, sırıtma. Sen beni seviyorsun ha. Tövbe tövbe. Hadi, hadi yürü. Vallahi seviyorsun sen beni ya. Mahallenin sapaçağı. Yürü hadi yürü. Hadi bana eyvallah. Hadi güle güle. Hayırlı haber mi avukat hanım? Kesin çıkıyor mu? Ne zaman? 2 hafta. Evladını öldürmenin cezasını 2 hafta sonra bitiriyor. Tamam. Siz bana haber verin. Ben bekliyorum. Günü gününe, saati saatine bilmek istiyorum. Teşekkür ederim. Alo. Hala bir haber yok mu? Maalesef Hülya Hanım. O mahalleye baktınız mı? Hani Cemre'nin yaşadığı mahalle. Evet efendim. Adamlarımız dikkat çekmeden her yere yerleştirdik. Ama maalesef iz yok. Eğer ben oğlumu biraz tanıyorsam o mahalledir o. Ne yapıp ne edip bulun lütfen onu. Ama Hülya Hanım, bakın Çelebi Bey'i bulsak bile ona isteğinin dışında herhangi bir şeyi zorla yaptıramayız. Gerekirse zorlayacaksınız, bir şey yapacaksınız. Başını belaya sokmadan getireceksiniz onu. Ulan şu dükkandan gidip Sema verir mi alsam ya? Ey Allah'ım yarabbim ya. Oğlum 2 saat çaysız dursan ölüyor musun sen ya? Halim ya. Al. Hadi. Ulan bir çay içeceğiz, ne laf ettim be. Ne oldu ya?
Vazgeçtim. Allah Allah. Ha, almıyorum. Almıyor musun? Evet. Allah Allah. Ömer. Hı? Bana bir şey olur diye mi korktun sen? Ne olacak oğlum sana? Sen 9 canlısın. Bir de benimkisi 10 işte. Ne? Vay be. Küçükken bak senin şu bakışlara bakar mısın ya? Lan kalk gitti ya. Öyle ha? Sen var ya sen. Ne ben var ya? Söyle. Cık. Değil söyle söyle. Öyle. Ne demek lan öyle? Ha? Anladın sen. Anladım söyle. Ya söyle senden diyeyim söyle. Eyvallah. Eyvallah. Ömer. Benim. Sana sarıldığım kadar keşke Cemre'ye sarılsaydım ya. Ne oldu sen? Sana sarıldığım kadar Rüya'ya sarılsaydım muhabbeti yapıyordun. Ne lan benim söylediğim lafları aklında mı tutuyorsun bana kullanmak için? Ama hafızam kuvvetli. Hatırlıyor musun lan? Ajan Nuri'nin bahçesinden erikleri çalacağız diye aynen böyle nöbet tutuyorum. Lan hatırlamaz mıyım? Hele onun dutları ah bu kadar. O gün bahçenin önünden geçerken gördüm. En fazla 2-3 gün o erikler olur. Biz de o eriklere dalacağız birader. Bir de onlar böyle kütür kütür olur. Öyle. Sen ne diyorsun? Ben sulu onu tur dökeceğiz böyle bam bam bam. Hadi kalk. Ne? Hadi gidelim oğlum. Ya ne gidelim oğlum nöbetteyiz burada. Lan ne olacak oğlum uzuna söyleriz yarım saat beklesin işte. Ya saçmalama Ömer nöbet tuturuz burada görev başında. Ne tribe girdin ne olacak oğlum ya? Ya canımı çektirdin Allah seni bildiği gibi yapsın aklıma soktun ya. Tamam işte o zaman gidelim hadi. Kalkmıyoruz otur. Ya sen film de mi izlemedin? Niye? Nedir kardeşim hastanede polis çay almaya gider katil içeri girer. Allah Allah. Allah Allah. Nasıl örnek? Süper. Bak 3 gün sonra hiç nöbet falan dinlemem. Gidelim yiyelim birader. Tamam yiyeceğiz yiyeceğiz. Söz mü? Kitaba el mi basayım Ömer? Ya ona gerek yok da söz de tamam. Tamam tamam söz söz al tamam. Zaten var ya bahar da geldi. Hava ne güzel oldu oğlum ya. Vallahi çok güzel. Kardeşim en kötü günümüz böyle olsun be. Vallahi öyle olsun. Senin için demesi kolay oğlum Cemre'nin dizinin dibinde. Ben müstakbel eşimle evin yolunu unuttum birader. Balayı olayına farklı bir anlam kazandırdık. Burada sizin başınızı bekliyoruz. Kardeşim. Canım. Hasret de sevdaya dahil. Ha? Akşam akşam hayal etti. Git ya git oğlum ya. Yazdım. Yazdın. Olur olur. Her şey bekler. Alttakine bak. Yeter erkek düşmanlığınız, adamı bari mezarında rahat bırak. Olur böyle 3-5 yorum. Yani destekleyen de çok, savcıla emniyeti tekleyen de. İyi de yani hiçbir işimize yaramıyor hiçbiri. Elimiz kolumuz bağlı oturuyoruz yine. Efendim Uzun. Alo Cemre abla. Hani bana bir görev vermiştin hatırlıyor musun? Hanım'ın eski kocasıyla ilgili. Aynen o. Ben ne zaman çıkacağını öğrendim abla. Ne zaman? Olabilir mi? Bilmem. Yüzünü görmek lazım. Allah Allah. Senin de oğlun olmak varmış. Thank you.
Ne yapıyorsun lan? Çay getirdim oğlum sana. Anladım. Kardeşim sürahiyle getirseydin bu küçük olmuş ya. Sorum sen. Dalga mı geçiyorsun lan benimle? Ne güzel çay işte hiç oğlum. Eline sağlık, eyvallah. Afiyet olsun. Oh, güzel olmuş ama. Üşüdünüz mü? Ha, ne gerek vardı ya Cemre? Yok oğlum, kalsın burada. Zahmet oldu ya. Yok. İyi misin? İyi. Bekliyoruz. Siz de çay için. Ne oluyor? Ben de bekliyorum. Fehmi abi ne oldu ya? Uzun'un kulübesi yanıyormuş. Uzun? Nasıl ya? Rüya. Güneş içeride. Sankal ben ararım seni. Tamam arayın, tamam. Alo. Karıcığım. Ben senin karın değilim de önce onu bir söyleyeyim. Sen ölene kadar benim karımsın. Hiçbir mahkeme kararı, kağıt parçası bu gerçeği değiştiremez. Beni böyle rahatsız etmeye devam edecek olursan şikayette bulunacağım. Beni tutuklarlar belki. Benim korkacak hiçbir şeyim kalmadı artık Cemre. İtibarımı yerle bir ettin. Adıma leke düşürdün. Sen hak ettiğini yaşıyorsun. Benden eskisinden daha çok kork Cemre. Kavuştuğumuzda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Sana muazzam bir son hazırlıyorum. Uzun! Ulan
İyi misin lan? Ömer abi. İyiyiz, iyiyiz. Abi elim yanıyor. Tamam oğlum, bir daha yaparız ya. Takma kafanı, sende bir şey yok değil mi? Yok. Kardeşim benim, senin bir tane evin yok ki ya. Senin 3 tane evin var, sakin ol. Uzun! Bir şey oldu mu? Yok. Ay bir dakika. Ay güzelim. Ay. Nasıl oldu oğlum? Anlatsana bir de. Abi yemek yiyordum. Telefona falan bakıyordum. O anda ne olduysa oldu yani. Bir anda her taraf cır cır yanmaya başladı. Bilmiyorum. Siz neye bakışıyorsunuz? Yok. Yok bir şey. Ya memur bey. Yangının sebebi belli mi? Nedir abi bu? Benzin bidonu. Parmak izi araştırılacak değil mi? Tabii ki. Kumakon bunu yapmışlar buraya. Bile isteği yapmışlar. Cemre. Söyle bir. Nasıl ya? Ne derdi var uzunluğa? Onu bilmiyorum. Onu bilmiyorum da Cemre haklı bence. Çelebi yaşıyor. Bizi buraya topladı. Cemre için. Ozan bekle. Ne oldu? İyi misiniz? Ne oldu? İyi misin? İyiyim. İyiyim ben. Ne oldu? Çelebi kesin yaşıyor Cem. Sakin Cem. Nasıl ya? Biliyordum. Zorlama. Tamam, canını yakacaksın. Anne. Oğlum buradayım, benim. Yavaş. Dur. Yavaş.
Anne. Anne. Güneş. Güneş orada. Güneş annesinin yanında. Yeniden bir hata yapmana engel oldum. Ne yaptın sen? Seni korudum oğlum. Çelebi. Lütfen biraz mantıklı düşünmeye çalış artık. Oğlum kendini kaybediyorsun. İnan ki seni tanıyamıyorum artık. Her şeyi mahvettin. Yapma. Asıl her şeyi mahveden sensin. Ne güzel şimdi yurt dışında olacaktın. Neden gitmedin? Neden indin o tekneden? Ozan'ın yaşadığını öğrendim. Ay sana ne Ozan'dan? Yaşarsa yaşasın oğlum. Sana ne? Bak oğlum, o gazeteci çocuğa bir zarar verirsen... ...yaşadığını herkes öğrenir ve hiçbir çıkışımız kalmaz sonra. O artık benim için önemli değil. Onun için mi silah aldın? Onun için almadım. Tedbir olsun diye. Bana yalan söyleme. Sana yalan söylemiyorum. Sana yalan söylemiyorum anne. Yapma. Artık tek bir şey istiyorum. Güneş. Güneş'i kaçırmamda bana yardımcı ol anne. O benim hayata tutunmak için tek şansım. Ucunda ölüm olsa bile kızımdan vazgeçmeyeceğim. Yani kapıda zorlama falan filan öyle bir şey yok. Öyle bir durum yok. Ne yaptı? Sizi kapının önünde falan mı gördü acaba? Yani... Ne bileyim ya. Ya sanmam. Hani biz oradayken vakti vardı. Kesin çıkardı senin karşına. E niye gelmedi o zaman? Bir anlasak. Resmen sizi buradan uzaklaştırmak için Uzun'u öldürüyordu neredeyse ya Allah'ım. Ruh hastası. İyice delirdi. Yani benim anlamadığım, bu kadar manyaklığı yapan, bu kadar zahmete giren bir adam... ...neden Cemre'nin karşısına çıkmadı? Ay ne olur, bütün bunları yapan Çelebi değildi deme. Demeyeceğiz, demeyeceğiz. Evet, lütfen. Çünkü adım kadar eminim o yaptı. Çelebi yaptı. Yani iyi denmez ama bunun tek iyi tarafı var. O da benzin bidonu. Çelebi'nin parmak izi bulunursa... ...yaşadığını ispatlayabileceğiz. Evet. Bana biraz zaman verseydin... ...ben zaten Güneş'i senin yanına getirecektim. Baba kız sizi kavuşturacaktım ben. Bekleyemem. Güneş benim hayattaki tek varlığım. Ben varım ya oğlum. Kızımı bırakıp gitmeyeceğim anne. Çelebi, bak Cemre dün... ...yaşıyor olabileceğini duyurdu. Küçücük bir hata daha yaparsan mahvoluruz. Ellerinde delil falan yok. Öyle durup dururken soruşturma falan açamazlar. Ben Güneş'i alıp gittikten sonra... ...her şey için çok geç olur artık. Oğlum, sen önce kendini kurtarsın. Asla. Önce Güneş. Cemre'yi ölmekten beter etmek için değil mi? Kızımı istiyorum. Şimdi sen bana yardım edecek misin, etmeyecek misin? Yapma. Tamam. Ben kendi işimi kendim hallederim. Çelebi. Ne yapmamı istiyorsun? Önce dikkatleri üzerimizden çekelim. Nasıl? Cemre'nin evine basını yönlendir. Konuş. Cemre Hanım, Çelebi Bey'in yaşadığını emin misiniz? Benim yaşadığımı anlasın her yerde. Evet. Cemre'nin yaşadığını emin. Biraz daha üstümüze gelsin. Sonra sen de hakkımızdaki acımasız iddialara karşı mecburen bir basın açıklaması yapacaksın. Öncelikle buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Cemre'nin gerçekten delirdiğini,
birden gözünün döndüğünü anlatacaksın gözü yaşlı. Evladını kaybetmiş bir anne olarak artık dayanamadı. Evlat acısını yaşayamadı. Yasını bile tutmana izin vermediklerini anlatacaksın. Yasımı tutmaya çalışıyorum ama buna izin verilmiyor. Eski gelinim Cemre gerçek dışı bir takım sözlerle durumu karalamaya çalışıyor. Gerçekten çok sinirimi bozuyor artık. Onun için sizlere bir... Pardon. Şovun en önemli yeri yaşadığın acıya, Cemre'nin iddialarına dayanamaman olacak. Bu da sana büyük pay düşüyor anne. Hayatının rolünü oynamazsın. Kameralar kayıttayken bayılmazsın. Açıklama yapmak ihtiyacım. Sonrasında basına kalp krizi olarak açıklayacaksınız. Ne söyleyebilirim bilmiyorum. Affedersiniz beni. Anne! 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 Ambulans arayın! Anne! Hayır ya! Hayır ya! Bravo. Vallahi Oscar'lık performans, bravo. Buna inanmamızı mı bekliyorlar şimdi? Vallahi geçmiş olsun, ülkenin yarısı inandı bile. Neyse, birkaç saat daha şu bidondaki parmak izi çıktığında hiçbir şey elde edemeyecekler. Ömerler nerede kaldı ya? Ya arkadaşlar, başka bir yerden mi bekleseniz ha? Tamam oğlum, onlar da işlerini yapıyorlar bak. Ne oldu? Evet. İnceleme tamamlanmış mı? Maalesef ya, parmak izine ulaşamamışlar. Yapma. Başka bir yol bulacağız. Ne yolu? Fark etmedi. Cemre Hanım, Hülya Hanım'ın kalp krizi geçirdiği söyleniyor. Durum ağırmış. Bir açıklama yapacak mısınız? Bir ailenin felaketi olmuşsunuz. Pişman mısınız Cemre Hanım? Değiliz. Değiliz. Beter olsunlar. Tamam, sakin ol. Bunların hepsi numara. Tamam. Onların ölümü de, hastalığı da, her şey yalan. Tamam, bir tane. Hadi içeri girelim. Merak etmeyin, o ailenin kötülerine bir şey olmaz. Tamam. Dokuz canlı onlar. Hülya, hiç tamam, merak etmeyin. Hadi, sakin. Hadi. Söyleyecekleriniz bu kadar mı? Bir açıklama bekliyoruz. Cemre Hanım tekrar... Tamam, sakin ol Hülya. Tamam hayatım. Tamam, sakinim ben zaten. Tamam bir tanem, sakinsin. Onların istediği de bu. Kamuoyu desteğini geri almak. Tamam işte, biz de vermiş olduk. Oğlunu kaybetmiş acılı bir anne ölüm döşeğinde. Onları suçluyor olduk bir de. Cemre, özür dilerim ya. Hayır ya, az bile söyledin. Cemre. Evet. Evet, ben hala aynı şeyi söylüyorum. Çelebi Kayabeyli yaşıyor. Bunu şu an kimseye ispat edemiyorum ama buna eminim. Daha dün bu mahallede bir çocuğun canına kastedildi. Bunu da yapan Çelebi'ydi, buna da eminim. Ama yine kimse inanmıyor bana. Yine yalnızım. Yanımdaki dostlarımdan başka kimseyi inandıramıyorum yine. Ve korkuyorum ölmekten. Acaba bana nasıl bir son biçildi diye onu bekliyorum. Ben öldükten sonra bana inanılmasını istemiyorum. Ben yaşarken bir şeylerin yapılmasını istiyorum. Hayır, bana inanılması için illa benim ölmem mi lazım? Ama ölemem işte. Benim bir çocuğum var. Ölemem. O kadar. Hadi. Her şey yolunda. Gayet iyisiniz. Korkacak bir şey yok. Üzüntüden muhtemelen bünyeniz zayıf düştü. Herhalde. Çok teşekkür ederim. İyi misin? Merak etme, annen iyi olacak. Sana kalırsa abim de ölmedi. Ne demek o? Çiçek bak, Cemre bu zamana kadar hep haklıymış. Doğru, tamam. Ama bu değil. Bak, dünyanın en kötü insanı bile olsa öldü. Tamam mı? Canavar bile olsa annemin evlat kaybettiği gerçeğini değiştirmiyor. İçeride yatan kadın benim annem. Annem.
O yüzden bırakın yasını yaşasın. Doktor bey, durumu nasıl? Endişe edecek bir şey yok. Hülya Hanım gayet iyi. Sağ olun. Oğlum geç otur şöyle ya. Başım döndü be. Oğlum. Cemre haklı ya. Ömer, bu herifin gözü dönmüş lan. E tamam oğlum. Gerekirse kapılarında yatacağız işte yakalanana kadar. Tamam ya yakalanmazsa? Yakalanana kadar Cemre'ye ya da Güneş'e bir şey yaparsa? Ömer, bizim bir şey yapmamız lazım. Oğlum bu herifin foyasını artık ortaya çıkarmamız lazım ya. Sen çıkarsana şu ağzındaki baklayı. Ne demek istiyorsun? Kardeşim Cemre'yi güvenli bir yere yerleştireceğiz. Tamam sonra? Sonra da bu Çelebi'ye oyun oynayacağız. Korkut Başkomiser de bizim yanımızda olursa bu herifin yaşadığını ispatlarız biz. Olur. Tamam. Olur. Tamam hadi. Ortalık sakinleşinceye kadar burada kalacaksınız. Hülya Hanım'ın kesin talimatı var. Asla dışarı çıkmayacaksınız. Benim de başka bir niyetim yok zaten. Kızımı alana kadar bekleyeceğim. Telefon getirdin mi? Hülya Hanım'ın basın açıklamasından sonra insanların desteği tamamen ailenize doğru döndü. Yaşarken yanımda oğlum Titi. Maalesef. Ya kimse inanmamış gibi durumu. İnanmak ne demek? İnanmak şöyle dursun, herkes beni suçluyor. Al. Yaşarken yanımda olun. Çünkü ünlü olmak istiyorum. Çünkü ilgi arsızıyım. Al, bitmedi. Cemre bırak artık baby. Prim kasma. En duyarlı, en şiddete karşı olan sendin. Yedin ekmeğini, şimdi ilgileniyorsun. Ölmüş kocan hortlayabilir. Okey baby. Sizin gibiler yüzünden gerçekten şiddete uğrayan kadınlar ciddiye alınmayacak. Aynen. Devam et baby. Al. Al bir tane de bende. Bu ülkede kadına düşmanlık yok. Erkeğe düşmanlık var. Ölen adama bile saygımız yok be. Hadi ya. İşte vicdansız, ölüye saygısız, şovmen, ün peşinde. Daha ne gelecek acaba? Cemre boş ver, okumayalım artık. Vallahi canım doğru söylediniz. Bence de. Allah'ım. Allah'ım ne yapacağım ben? Kimseyi inandıramıyorum. Ne yapacağım? Cemre. Bir süreliğine buradan gidin. Kaçayım yani. Hayır öyle değil. Hayatını güvence altına al. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Ne yalan söyleyeyim. Burada böyle yeriniz yurdunuz belli olmaz. Açık hedefsiniz ya resmen burada. Bence de. Yani Çelebi'nin gözü kulağı bir şekilde burada. Siz buradan giderseniz bu durumu fark edecektir, delirecektir. Bilmiyorum, saçmalar falan bir açık verir. O zaman kendini ifşa eder yani. Ya bak bu herif bizi kapının önünden çekmek için az kalsın uzun öldürüyordu ya. Çocuklar haklı Cemre. Bugün bunu yapan yarın bir gün silahla kapıya dayanır. Neler duyuyoruz, neler okuyoruz, öyle değil mi? En doğrusu bu. Yani ya bu kadar şeyden sonra dön dolaş aynı yer. O kadar mücadele, o kadar direnişten sonra kaçıyorum. Bak Cemre, gerçekten öyle değil. Sana diyorum ki hayatını bir süreliğine güvence altına al. Ya adam kendini ölü gösteriyor ya. Var mı böyle bir manyaklık? İşte yani senin şartlarınla o adamın şartları eşit değil ki. Cemre bak, bu herif sizi bulamayınca kesinlikle bir açık verecek. Zaten yaşadığı, anlaşıldığı anda da bu adamın yakalanması an meselesi. Polis, savcı hepsi peşine düşecek. Ne diyorsun? Kabul mü? Ne diyeyim, başka şansım mı var? Kabul. Tamam. Evi ve korumaları ayarlıyorum hemen. Dur, şeytanın kulağına karşı suyu kaçıracağım şimdi öyle, dur. Nasıl? Sen de sosyal medyadan mesaj yazsana. Ne diyeyim? Gideceğini yaz. Sen kimi arıyorsun? Alo Çiçek. Neredesin? Hastanedeyiz. O kalp krizi falan mı geçirmiş? Öyle bir durum var mı? Yo, ne alakası var? Belli oldum. Çelebi de annesi gibi, ikisi de birbirinden dolanıyor. Neyse. Ya evet, insanların acısın diye yapıyordur. Cemre ne yapıyor? Cemre iyi. Sen müsait misin? Konuşabilecek gibi misin? Evet. Bir şey mi oldu? Ya bir yardımına ihtiyacımız var da. Ne diyorsun? Tabii, ne isterseniz. Ya biz Cemre İstanbul'u terk ediyor gibi göstereceğiz.
Yani bizim bir şekilde Hülya'ya Cemre'nin buradan gideceğini, yer değiştireceğini falan uyandırmamız lazım. Bunu söylemen lazım. Tamam. Pes ediyorum artık. Savaşmayacağım. Gidiyorum. Cemre gidiyor. Hemen bir şey yapmak lazım. Çelebi Bey, planımız? Plan falan kalmadı artık, tamam mı? Kızımı götürmelerine izin vermeyeceğim. Nerede olduklarını hemen bulsun. Ama Çelebi Bey... Adına alınmış bir uçak bileti var mı? Öğren, hemen. İyi misin? Kızdıysan... Yok, seninle ilgili değil. Ne oldu peki? Cemre kaçmaya karar verdi. Nereye? Hiç kimseye söylemedi. Bilmemeniz daha iyi sizin için dedi. Ne zaman gidecekmiş peki? Bugün saat 5'te otobüsü kalkıyormuş. Mahalleden biri adına bilet almışlar, güvenli olsun diye. Belki de en doğrusu budur. Ay, alacak yaşamız. Cemre kaçıyor. Biliyorum. İyi misin? Zehra teyzenle konuşuyorum. Evet Zehracığım. İşte üzüntüden bünyem zayıf düşmüş. Tabii tabii dinleniyorum, dinleniyorum. Alo. Nerede olduğunu öğren anne. Güneşi kaybetmeyeceğim. Kızımı kaçırmalarına izin vermeyeceğim. Bana nerede olduklarını öğren anne. Nereden, ne zaman gidecekler haber ver. Öğrendim ben. Nereye gidiyorlarmış? Otogara. 5'te otobüs kalkıyormuş. Otogara adamları gönder. Güneşi kaçırsınlar. Saçmalama. Öyle bir şey olmayacak tabii. Ne diyorsam onu yap. Saçmalama. Ben bir anda çocuk kaçıracak adamı nereden bulayım? Sen beni ne zannediyorsun ya? Bırak biraz üstünden geçsin. Nasıl olsa biz onların nereye gittiklerini buluruz. Zaman kazanmış oluruz hem de. Alo. Beni duyuyor musun? Duydum. Bana bak. Bulunduğun yerden burnunu bile çıkartmayacaksın, tamam mı? Tek bir hata daha istemiyorum. Hemen sana vereceğim adrese gideceksin. Geçen günü beni götürecek olan kaptan. Metin, ne istiyorsa ver. Bu akşam yola çıkacağız. Çelebi Bey. Ne diyorsam onu yap. Zamanımız yok. Acele et. Vakit kaybetme. Siz ne yapacaksınız? Kızımı götürmelerine izin vermeyeceğim. Ne bekliyorsun hala? Çelebi Bey bakın. Avukatımız olarak yaptıklarım zaten çok fazla. Bundan daha fazlasını yapamam. Ne diyorsam onu yapacaksın. Ben her şeyimi kaybettim. Anladın mı? Benim kaybedecek bir şeyim kalmadı artık. Hiçbir şey. Kızımı da kaybetmeyeceğim. Anahtarları ver. Yanlış yapayım. Uzatma anahtarları ver. Geç şuraya. Geç. Uyuyorsun sanırım sen. Niye ayaklandın? Oğlum ben sıkıldım artık. Hadi gidelim ne olur. Şu çıkış işlemlerini yaptır. İyi de ne olur ne olmaz diye bir gün daha kalmak istemedin mi? Yok yok. Ben evimde dinlenmek istiyorum. Gidelim. Peki nasıl istersen. Bana bak. O da burada mı? Çiçek mi? Yok hayır o gitti. Cemre'yi uğurlayacakmış. Cemre gidiyormuş da. Koş koş. Var mı yabancı birileri falan? Yok abi ya. Her yerde bizim çocuklar var. Gelen giden yok.
İyi tamam bak gözünüzü dört açın tamam mı? Yabancı birilerini, araba falan filan birilerini görsen direkt beni uyandır tamam mı? Tamam mı? Bana haber edersin. Tamam merak etme. Onlar gene bir şey karıştırıyor ama anlamadım. Ben de anlamadım. Tamam. Tamam abi. Hadi koşalım. Ömer. Can. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne işler çeviriyorsun sen? Şu Cemre'leri arabaya bindirelim anlatacağım söz. Şimdi bilmek istiyorum anlatır mısın? Bakmayınca ne güzel bakıyorsun. Cemre. Hiç düşündün mü? Korkmasın. Bambaşka olur muydu her şey? Ya da bütün bu olacaklar korkuya teslim olduğumuz diye mi olacak? Bunları söyleyerek beni daha çok korkuttuğunu farkında mısın? Tamam. Tamam bir şey demeyeceğim. Sen de kalsın. Ne bu? Şans getirsin size. En çok ihtiyacım olan şey. Bence zaten ihtiyacım olacak buna. Neden öyle dedin? Ben burada olduğumu biliyorum. Ve bu bana her gün yeni bir umut verecek. Bu da yokluğunda yaşamam için ya Cemre. Belli ki benim şansa ihtiyacım olacak. Böyle şeyler söyleme. Söyleme öyle şeyler. Neden öyle şeyler söylüyorsun? Sustuğum o kadar çok şey var ki. Vallahi bir bilsen benim içimde söylenmemiş kelimeler. Tamam hadi, hadi tamam. Düşürme yüzünü. Ne dedik? En kötü günde bile ne yapacağız? Gülüp geçeceğiz. Evet, gülüp geçeceğiz. Ve şunu bil. Benden ayrılıyorsun diye sevinme. Kısa bir süreliğine. Tamam. Çok eminsin değil mi? Çelebi'nin ortaya çıkacağından. Eminim. Adım gibi eminim. Seni çok seviyorum. Bütün bu korkulardan daha çok hem de. Hoşça kal. Tamam. Vedalaşmayacağım seninle. Sen gideceksin, geleceksin. Tanem, annen sana emanet tamam mı? İyi bak ona. Tamam. Her fırsatta seni görünce arayacağım tamam mı? Seni unutursan ben ararım. Asla unutmam. Asla unutmam. Konvoyla mı gideceğiz şimdi? Yok, sen buna bineceksin. Biz bu arabayla mal almaya gideceğiz sonrasında. Tamam, tamam. Hadi, hadi canım. Görüşürüz.
Hepiniz çok dikkatli olun. Tamam mı? Karşımızdaki adam Çelebi Kaya Bey'le. Öyle sadece tehlikeli değil yani. Aynı zamanda çok zeki. Tamam. Hadi. Herkes yerine. Hadi. 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 Ne bakıyorsun? Amirim, delinin biri kuyuya taş attı hesabı. Kırk akıllı çıkarmaya çalışıyoruz diyorsun yani. Ya bana öyle geliyor. Adamın yaşadığına dair tek bir iz bile yok. Yani soruşturma bile açamıyoruz. Ama gayri resmi yakalamak için operasyon düzenliyoruz. Haksız mıyım? Uzun. Buraya da gelmezse zaten ben de ikna alacağım öldüğünü. İnşallah ben yanılıyorumdur. Başımız belaya girmesin yani amirim. Çok konuşma. Hadi geç. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun ya? Zehra teyzenin. Anne saçmalama, hastaneden çıktık az önce. Geçer misin eve? Oğlum, benim böyle içimde birikti. Birinle dertleşmem lazım yoksa çatlayacağım. Ya bari şoförle... Alo Zehra abla, İskender ben. Annem sana doğru geliyor da varınca bir... İstanbul'da değil misin? Peki siz bugün hiç konuştunuz mu? Yok yok, ben karıştırmışım. Ben karıştırmışım, özür dilerim Zehra ablacığım. Ben aratacağım seni annemi, tamam? Öpüyorum seni, hadi bay bay. Görünmediniz mi sağa sola? Yok amirim. Arabayı park edip direkt buraya geldik ya. İyi, aferin. Var mı bir hareketlenme komiserim? Yok. Bekliyoruz işte. Daha var zaten ya. Gelecek kesin. Ne durumdasınız? Temiz. 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 Thank you.
Ece alırsın alacağını. Yolcum nerede? Tamam, şöyle arabayı bir kenara bırak, öyle karşıla yolcunu. Sivil kaynıyor zaten ortalık. Ne sivil? Hadi uğraştırma, koş. Hadi. Hadi yürü. Çelebi nerede? Kaçtı. Allah kahretsin. Anne! Yok. Yine karavana. Amirim, biraz daha beklesek ha? Ya bekleyelim, beklemesine de saat 5'i geçmiş. Tuzağa düşen bu saate kadar gelirdi. Acaba birilerini falan mı fark etti ya? Ya kimi fark edecek? Herkes sivil. Ya Çelebi, bu şeytana pabucunu ters giydirir. Bak çocuklar, ben yapmam gerekeni yaptım, tamam. Hatta yapmamam gereken bir şey de yaptım.
izinsiz operasyon düzenledim. Sırf size inandığım için. Ama elimden başka bir şey gelmez. Kesin gelecek ya. Vallahi kesin. Ölmüştür belki. Olamaz mı? Amirim evet siz de haklısınız. Ama bakın bu herif yaşıyor ve ben bu herifin yaşadığını size ispat edeceğim. Göreceksiniz. Taktım takıyor işte. İspat edeceğim diyorsa inanıyor durumu demek ki. İspat edecektir ya. Bak bir delil bulun gelin. Tamam resmi olarak soruşturmayı başlatalım. Mezarı açtıralım. Ama bu operasyon burada biter. 88-22'den 20-12'ye. Geri çekiliyoruz. Anlaşıldı. Tamam amirim. Hadi siz de fazla durmayın burada. Gidin. Tamam komiserim. Sağ olun her şey için. Sağ ol. Keşke bir işe yarasaydı. Nasıl gelmez ya? Bence birilerini fark etti. Tüy de oğlum. Hadi. Ne? Hadi gidelim oğlum biz de. Tamam sen git. Ben sıkıştım bir tuvalete gireyim. Öyle gelirim. Tamam ben arabaya alıp geliyorum o zaman. Tamam. Hadi. Hadi. Ömrüm. Var mı bir gelişme? Yo gelmedi ki. Hadi ya. Öyle. Korkut komiser de adamın öldüğüne inansanız mı falan demeye başladı yani. Ne diyorsun? Yani Rüya, Cemre'nin gidişinde de bu adam ortaya çıkmadıysa bence çıkmaz artık. Tamam, görüşürüz. Ay. Dur canım, bir dakika. Anne. Canım. İyi misin? İyiyim, biraz şey oldu, sıcak bastı. Nasıl kaldım şey, şoför bey. Sağda müsait bir yerde birazcık bir durabilir miyiz? Bir hava alayım. Tabii hanımefendi. Canım benim, sen beni burada bekle. Ben hemen şuradayım, bir nefes alıp geleceğim. Hadi, hadi. Neden? Ha merak ettim. Evet, Bodrum yolcusu kalması. Neredesin sen? Beni gönderip tatile mi çıkıyorsun? Ne işin var otogarda? Ya bir şansımı deneyeyim dedim Cemre de olmadı. Ne şansın? Çelebi'ye saat 5'te otogardan gideceğim bilgisini uçurduk. İşte çiçek üstünden yani Hülya'ya duyurduk. E'si polisle bekledik ama olmadı, gelmedi yani. Şimdi Ömer'le birlikte ayrılıyoruz otogardan. Siz ne yaptınız, gittiniz mi? Yok. Şey yapmadık daha bir... böyle bir sıcak bastı da bir mola verdik. Kenarda bir yerde duruyoruz. Sesimi mi duymak istedin? Evet. Aklına düştüm yani. Ya merak ettim. Peki şöyle diyebilir miyiz? Beni mi özledin? Tamam ben bunu evet diye kabul ediyorum, haberin olsun. Lan! Ne yapıyorsun lan orada? Sessiz ol. 5 dakikaya çıkacağım. Bak 5 dakika. Yürü! Çık dışarı! Yürü! Çık dışarı! Çık! Gel lan buraya! Yürü! İn lan, ne, yürü! Tamam. Çık, yürü! Ne bakıyorsun lan, yürü!
Çelebi yaşıyor. Ne? Ne? Nasıl? Burada kapat arayacağım. Hayır, 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 kapatma. Ozan kapatma, polisi ara. Ozan, Ozan beni duyuyor musun? Polisi ara. Alo. Ömer, İskender ben. Ne var? Çelebi yaşıyor, otogarda. Güneşi kaçırmaya gitmiş. Ozan. Çelebi Kaya Bey'le. Fare gibi otobüsün bagajında mı saklanıyorsun ya? Ozan yapma, kışkırtma, ne olur, ne olur kışkırtma. Git, polisi ara, git oradan. Artık kaçacak yerin yok. Sağ olsun.